Assos, Türkiye'nin en güzel antik şehirlerinden birisi. Muhakkak ki antik dönemde de, yani antik dünyada da herhalde en güzel şehirlerden birisiydi Assos. Dünyanın karşı tarafta Midilli. Ama böyle daha da güzel olsa, daha net de olsa Midilli'deki bazı yerleşimleri daha kolay seçebiliyorsunuz. Sağ taraftan böyle devam ettiğimizde Çanakkale istikamete gitmiş oluyorsunuz. Sola doğru gittiniz de Edremit Körfezi içine doğru gidersiniz. Evet, şu an çok ilginç bir yapının önündeyiz aslında. Güzel bir yapıydı zamanında. Şimdi tabii hiç olmazsa restorasyonla birlikte biraz izlerim elinde biliyoruz yapının nasıl olduğunu dair. Evet, burası Athena Tapınağı. Tanrı Çağ Athena'ya adanmış olan tapınak Anadolu'daki en eski ve tek doğru tapınağıdır. Yani stil, bakın, İyon stil değil, doğru stili ve M.Ö. 540 yılında inşa edilmiş. 1838'de Fransızlar bir kazı yapmış. Daha sonra Amerikalıların 80-83 kazısı var. İki birimden oluşuyor. Pronaos dediğimiz giriş bölümü ve Sella dediğimiz kült heykelinin bulunduğu bölüm. Tamam, kabul ediyoruz. Hani mükemmel büyük ve çok büyük bir tapınak değil. Fakat konum olarak herhalde dünyanın en güzel tapınaklarından birisi. Tamir, yapma, yıkma, onarma, küçük el işlerinde en usta tanrı onu çağrı ediyor. Başında çok büyük bir ağrı var, herhalde zaman geldi. Ben çekeceğim yüklem de içindekini çıkar diyor. Bunu nasıl yapabiliyor Hephaistos? Bayağı şey oluyor, rahatsız oluyor çünkü Zeus'u hiddetlendirebilir verdiği rahatsızlıkla. Fakat bu çekiciyle kafasına vuruyor ve buradan tüm donanımıyla, zırhı, miğferi ve tüm donanımıyla aklı, zekayı temsil edecek olan o hem güzel hem akıllı tanrıça Athena çıkıyor. Tam donanımlı olarak hazır bir vaziyette faaliyetlerle başlayacak şekilde, hatta dans ederek çıktığı da söyleniyor.
Tabi Truva Savaşı'nda Akalılara destek veriyor. Sanki Truvalılara gücenmiş gibi, belki o güzellik yarışmasında kendisinin en güzel olarak ilan edilmemesi Akalıları tarafına tutuyor. Her neyse, hepsi bir şey efsane. Biz tekrar son görüntülerimizi görelim. Athena Tapınağı'nı. Bu arada tabii ki Yunanistan'ın başkenti Atina, tabii çok eski bir şey. Niye Atina adlandı? Bu da yine Athena'dan kaynaklanıyor. Baş tanrı, tabii bu şehri yeni kurulacak şehir. Sonra da Athena olacak. Bir baş tanrıya tanrıçası olmak istiyor. Bir tanrıya tanrıçası olmak istiyor. Fakat şunu verecek bir görevi. Athena'nın da vaat ettiği veya sunduğu zeytin ağacı. Zeytin ağacı aslında ölmez bir ağaç veya yıllar geçer. Bu nedenle de bu en cömert davranışlarıyla da Athena'ya, Athena şehrinin tanrıçaları oluyor. Zaten bu nedenle de onunla ilgili olarak adına tarif ediyor. Bu tapınakta böyle bir yapıya sahip bakarsak kenarlarda 6 tane kül. Uzun kenarları sayalım efendim. 13 tane görebiliyorsunuz. Kül. Sağlamlıkları da tabi arkalarına ışıkları da görürsünüz. Melike Doğan Hanımefendi'nin 2003 yılında yaptığı bir hareket. Ana tapınak binasının çevresinde bunlar var. O zaman hemen bir şey dikkatimi acaba tapınağın girişi nerelerdi? Bu makette baz alırsak zaten doğu tarafından giriş var. Şuraya bakıyor. Bu burası da giriş bölümü ona. Ondan sonra işte de telle bölümü var. Bu maket bize oldukça bir tatmin edici bilgi veriyor. Zaten